Diyorum. Öncelikle ülkemizin önemli bir sorununa parmak basmak adına böyle bir platformun oluşturulmasından dolayı emeği geçen herkesi kutluyorum. Ülkelerin gelişmişliğine baktığımız zaman ülkeler artık şu kadar toplu tankı, arabası, uçağı var ya da şu kadar parası vardan ziyade artık çağdaş dünyada ölçü şu. O ülkede bebekler ölüyor mu, anneler ölüyor mu, insanlar sağlık hizmetine erişebiliyor mu gibi daha sosyal, daha temel parametreler aranıyor. Allah'ın ileride şükür olsun ki artık Türkiye 11 yıl önce başlayan sağlıkla dönüşüm projesiyle dünyada sağlıkta bir Türk modeli diye birçok ülkeye örnek gösterilir hale gelmiştir. Hep bize birileri bir şey anlatırdı yıllardır. Muassır medeniyet seviyesine çıkmamız lazım diye böyle bir tutlar çekerlerdi. Biz de o muassır medeniyet seviyesini kaptanın arkasında bir yer gibi, ulaşamayacağımız bir yer gibi hayal eder bakardık. Ama bugün geldiğimiz noktada o muassır medeniyet seviyesi dediğimiz ülkeler sağlıkta bu işi nasıl yaptınız diye bize soruyorlar. O muassır medeniyeti dediğimiz ülkelerin seviyesi sağlıkta insan kaynağı ve insanları motive etmek, insanı merkeze aldığınız zaman ne yapılabileceğini destan yazıyor. Bugün halkının %75'te 80'ini memnun eden, sağlık hizmetlerinden memnun eden çağdaş gelişmiş ülkeler var. Bunların kişi başına sağlık harcamaları 4.000-4.500 dolar arasında. Türkiye onlara örnek bu modeli kişi başına 975 dolar para harcayarak yani onların dörtte bir parasını harcayarak mesela İngiltere örneği verecek olursak 21 milyar pound harcıyorlar, 107 milyar pound harcıyorlar, biz 21 milyar pound harcıyoruz. Onların 64 milyon nüfusu var, bizim 75 milyon nüfusumuz var. Onların 200 bin doktoru var, bizim 130 bin doktorumuz var. Ve onlar bugün sıralı ameliyatta, örneğin bir fıtık ameliyatında 6 ay sürer. Yani bugün Türkiye'de bu işi sağlıkta dönüşümü nasıl yaptınız diye bizimle ortak projeyi bitiriyorlar. Şimdi biz sağlıkta Türkiye'de çok ciddi anlamda mesafe kaldık. Acilde de sağlıktaki dönüşüme paralel olarak acilde de muazzam gelişmeler oldu. Büyük başarılar elde ettik. Yani bugün acilin birkaç başlık altında alacak olursak, mesela afet durumunda ilk müdahalede Türkiye, hatırlarsanız biz işte Gölcük depremi, Düzce depremi, çok bir şey yok. Böyle Marmara bölgesindeki depremde devlet enkazın altında kalmıştı. Resmen enkazın altında kalmıştı. Sağlık sistemimizde, ekonomimizde, her şeyimizde altında kalmıştı. Şimdi Van depreminde devletin ne anlama geldiğini oradaki insanlara Türkiye gösterdi. Yani depremden 20 dakika sonra müdahalelere, hasta taşımaya ve müdahaleye başladık. 3 saat sonra Van'da ameliyatlara başladık. Türkiye'de şu anda dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde olmadığı kadar ülke ekibimiz, ciddi sağlıkçılardan eğitilmiş acil müdahale ekibimiz var. Bu çok gurur verici bir şey. Ve bu arkadaşların ne bir para alıyorlar, yüreklerini katarak yapıyorlar. Bunlar neredeyse sağlık çalışanı, aynı zamanda da bu işi gönüllü yapıyorlar. Ben onların her birinin anını öpüyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten. Ya acil müdahalede çok ciddi mesafe kaldı. Türkiye 10 yıl önce bir insan, Türkiye'deki bir yurttaşımız, ancak 2.6 defa doktora gidebiliyordu. Bugün 8.6 defa doktora gidiyor. Yani doktora erişimi o kadar kolaylaştırmış olmamıza rağmen Türkiye'nin acilde çok ciddi bir acil sorunu var. Ve bu platformun bence en çok üzerinde durması ve çalışması birlikte çalışmamız gereken bir alan var. Biz acile acil olan hastalardan daha çok acil olmayanların işgalinden kurtarmamız lazım. Yani şu anda acile gelen hastaların %75'inden %80'i, %75-80'i civarında acil olmayan insanlardan maalesef. Yani gündüz akşama kadar muayene imkanı varken
ve dünyanın hiçbir birçok gelişmiş ülkesinden daha iyi bir hekime ulaşacak sistemimiz zaten. Eskiden neydi? Biz bu ilerleri beklerdik. Sabah namazından sonra giderdik, bu ilerleri beklerdik, orada bir çağırdı, herkes adını yazardı. Girenin adı çizilir, gelenin aldığı altına yazılır. Akşamında buyruk beklenir. Yaşlılar belirlerinde tek şey oldu. Şimdi ay ölüyorsun, hangi saatte muayene olmak istiyorsan o saatte gidip muayene oluyorsun. Hangi hekime? Canım istediği hekime oluyorsun. Benim dayanım hekime, her istediğim hekime olabiliyorsun. Bu kadar imkanımız olmasına rağmen maalesef biz şöyle bir alışkanlığımız var. Bir dükkanı kapatıp eve giderken hastaneye uğramak istiyoruz. Bunun sonucunda da acildeki insanlara müdahalede sıkıntı yaşıyoruz. Yani doktor acil birisiyle ilgilenirken arkadaşımız geldi oradan, muayene olup bebek dedi, bir de beklemeyin diye problem çıkarıyor. Beni nasıl bekletirsin diyor. Ya bekletmiyor, oradaki acile müdahalede bulundu. Ama maalesef böyle bir sıkıntımız var. Acili acil olmayanlardan kurtarmamız lazım. Geçenlerde Almanya'da Gissel Üniversitesi'nde bu transplantasyon konusunda bir konferansa katılmıştım. Üniversitenin hastanesini gezdikler dedim, ben bir acile götürdüm. Acil nasıl işliyor? Çünkü Türkiye'de acil diye bir problemimiz var. Nasıl işliyor diye baktım, dedim ki ya acil olmayanlar geliyor mu? Dediler ki geliyor, kim geliyor? Tek Türkler geliyor. Şimdi böyle bir zihin sorumluluk var. Yani onun için bizim burada prensip olarak acili acillere bırakmamız lazım. Acil hizmetlerinin daha sağlıklı olabilmesi için her alanda doktor sıkıntımız var bu ülkede bizim. Yani bu ülkeyi yönetenler 10 yıl önce doktor fazlamız var diye kandırdılar bizi. Oysa gelip insanımızı doktorlarla buluşturduğumuz zaman doktor eksiğimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bize en az acil 200 bin doktor lazım, 130 bin doktorumuz var. Onun içinde hekim sıkıntımız var. Hekimlerine inanılmaz özveriyle yararlanıyoruz. Biz sağlıkça bu başarılı, bu destanlı esprisi şudur arkadaşlar. İnanılmış insanlardır ve meslek aşkıdır. Sağlık çalışanlardır. 7-24 saat kültürüyle bir meslek aşkıdır. Doktorumuzun, hemşiremizin, diğer sağlık hemşiremizin yaptığı bir destansız çalışma. Yani biz doktorla evliyse hiçbir buna bakarız, yoksa bakmayız. Hemşire istediği yere kaydı yapmayız. Çünkü çok plan koymuşuz. Az insanla çok iş yapmak için. Bütün bu haksızlıklara rağmen ben sağlık çalışanlarının bu dinamik yapısı ve insan sevgisiyle eriştiğimiz nokta fevkalade güzel bir nokta. Başkan gerçekten iyi dersine çalışmış bir tebliğ sundu. Acilin, acil mantığının nasıl olması gerektiği konusunda. Bu çok önemli bir şey ama bence teknik boyutunu biz zaten çalışanlar olarak bu işin şehreye katmış insanlar olarak biz zaten yaparız, yapmalısınız. Bizim insanımızın mesleki yeterliğinin artırılması konusunda bakanlıkla da işbirliği yapabiliriz. Ama biz bu özverili çalışmanın ve bu halkta, halkımızda, iminize, yönetimizde, insanımızda oturması, bir mantığın oturması konusunda bizim söylediğiniz acil akıl platformuna bu anlamda ilaç gibi ihtiyaç var. Çok acil ihtiyaç var. Niye bu kültürü oluşturmamız lazım? Yani ambulansa yol vermekten ambulansın kullanacağınıza ya da hastaneye gittiğiniz zaman acil olmadığınız zaman acile müdahale eden insanlar bizim en çok sağlık çalışanımızda şiddet aciller de olur. Aciller de olur. Yani şöyle bir dünya yok hiçbir yerde. Diyoruz Allah'ta, hastanın başına bir şey gelirse doktor da böyle bir mantık olabilir mi? Doktor devletmiş ve oradaki çalışan insanlar hayat kurtarmak için oradalar. Ellerinden gelen bütün imkanı kullanıyorlar. Ondan sonra 80 yaşındaki dedesi öldü diye adam doktor oluyor. Onun için bizim acilde herkesin sinirinin bozulduğu bir yapıdır. Hastanın yakınında hastanın sinirinin bozulduğu bir yapıdır. Acilde bu acil mantığından çıkıp daha soğukkanlı bir kültürün oluşması için bu platformun çok şeyler yapacağını düşünüyorum. Yapması gerektiğine inanıyorum. Ve genç dinamikler bir ekip kurmuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Ve bu güzel başlangıçtan sonra kalıcı, somut, elle tutulur işler başaracağınız olan inancımı teyiden herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.